Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar, mutlu haftalar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Yeni haftaya başlarken ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Yeni stüdyomuzdayız. Evet, yeni stüdyo bayağı ilginç geldi. Şu an ben nasıl yayın yapacağım? Yani değil mi? Alışacağız. Sürekli ben bakıyorum. De şimdi alışmaya çalışıyorum ama güzel görünüyor. İnşallah izleyicilerimiz de beğenirler. İnşallah evet. Şey hoşuma gitti. Yani böyle çok daha havadar, çok daha geniş bir değil stüdyoya mi? Geçtik. Hayırlısı olsun hocam, hayırlı olsun diyelim. İzleyicilerimiz evet. Beğensin yeter ki. Bu arada sizin de şampiyonluğunuz hayırlı olsun. Dün şampiyonluğu siz biraz geç öğrendiniz Kadıköy'de galiba. Biz iki hafta önce olduk hocam şampiyon. Ama her hafta kutluyoruz tabii. Senin sayende ben Fener'de olacağım. Bu arada olacağım Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz gerçekten. Evet, onların... yani tweet'te de yazmışsın. Gerçekten seni Fenerbahçe hak etti demişsin. Hak etti hocam. Çünkü Galatasaray futbol oynamadı dün akşam. Hakikaten tamam, hakem falan hatalı kararlar vermiş olabilir ama bütün maç boyunca Fenerbahçe baskılıydı. Evet. Hak ettiler ve kazandılar. Ben tebrik ediyorum. Böyle yapmak lazım herhalde. Bir de şu var tabii, esas maç sonrası çok üzücü bir haber geldi. İstanbul'da 19 yaşında bir genç bıçaklanarak öldürüldü. Yani diyorum ki yani böyle olaylar olacaksa hiç futbol falan izlemeyelim biz. Oynanmasın bu maçlar. Yani bir cana düşünebiliyor musunuz? 19 yaşında gencecik bir çocuk. Ya inanılır yani, gibi değil yani. Olacak gerçekten, şey değil yani. Gerçekten inanılır gibi hani değil. Bir taraftan dün akşam bakıyorsunuz işte Florya'da bir kutlama var. Kadıköy'de bir kutlama var. Reyhan'da 46 kişi ölmüş. Biz kutlama yapıyoruz. Şimdi bir kere bu bana bir ters geldi. İkincisi bu çocukcağızın, gencecik çocuğun bir holigan tarafından işte bıçaklanarak öldürülmesi. Ya inanılır gibi değil. Hakikaten her şeyden soğutuyorlar insanı. Futboldan da soğutuyorlar. Gerçekten bunlar olmasın diyoruz artık ama yani geldik 2013 yılına, hala aynı mantalite devam ediyor. Maalesef Barış, yani gerçekten insan hakikaten çok ciddi bir şekilde, ben o ölüm olayını bilmiyordum yani. Hı hı. Hakikaten olacak şey değil. Dediğin gibi bir can gidecekse o canla birlikte kim bilir ne kadar ne anlamı var aile, hocam şampiyonluğun, ne anlamı var galibiyetin, düşünseniz 19 gerçekten yaşında bir gencecik evet çocukça. Allah rahmet eylesin, ailesine sabırlar dileyelim. Peki hocam, gelelim şimdi ekonominin başlıklarına. Suriye dedik az önce, Reyhanlı'da maalesef evet hafta sonu bir saldırı gerçekleşti bomba yüklü araçlarla. 46 vatandaşımız, 46 kişi, aralarında 3 de Suriyeli var yanılmıyorsam, hayatlarını kaybettiler. Çok üzüldük tabii. Bir kez daha şimdi burada tekrarlayalım. Allah'tan rahmet dileyelim. Milletimizin başı evet sağ olsun. Ailelerin başı sağ olsun. Sabırlar dileyelim. Ama tabii gözler hemen Suriye'ye çevrildi. Şam yönetimine. Zaten açıklamada öyle. Resmi açıklamada El Muhaberat şeklinde Suriye'nin istihbarat örgütü. Evet. Onların düzenlediğine ilişkin bir takım bilgiler var. 9 kişi gözaltında. Ama tabii bu saldırı sadece bizim açımızdan değil, dünyada da büyük yankı buldu. Neredeyse bütün haber kanalları bunu konuşuyor. Evet. Şimdi zaten hani bir Suriye'ye müdahale olur mu, olmaz mı tartışılırken işte geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız Sayın Başbakan'ın uçuş yasağı ile ilgili Amerika bir karar verirse destekleriz şeklinde ifadeleri vardı. Şimdi Amerika ziyareti var Sayın Başbakan'ın. Ondan hemen birkaç gün önce gerçekleşti bu saldırı. Türkiye'nin ne tepki vereceği merak ediliyor. Çünkü daha önce evet de biliyorsunuz uçağımız düşürüldü. İşte cilve gözü sınır kapısında yaşananlar. Bizim bu tarafa düşen toplar, bombalar. Şimdi de bu olay. Şimdi tabii orada çok sıcak günler yaşanıyor. Daha da sıcak günler yaşanacak. Türkiye nasıl tepki verecek? Şu an itidalli davranıyor Ankara, hükümet. Ama belli ki orada bir hareketlilik olacak artık. Gözüken o. Evet. Tabii bu hani Türkiye'nin savaşa girmesi anlamında söylemiyorum ama Esad yönetimine karşı belki uluslararası anlamda çok daha sert tedbirlerin alınması için Türkiye daha da ısrarlı olacak. Evet. Merakla takip edeceğiz oradaki gelişmeleri. Bunların ekonomiye yansımaları nasıl olur? Ne düşünüyorsunuz? Barış, gerçekten böyle zamanlarda hani bırak yani 46 kişiyi, biz buradan sabahları şehit haberleri de verdik. Maalesef. Ve orada 46 tane şehit var. Hakikaten insan için şey, bu biz işimiz gereği, evet bu bir ekonomi programı, finansal piyasalara bakıyoruz. Ama böyle bir olayın piyasalar üzerindeki etkisi dediğin zaman hakikaten en çok böyle cevap vermek istemediğim soru da bu oluyor. Fakat sonuç olarak bizim programımızı izleyenler de bana hafta sonunda çok fazla mail geldi bu konuda. Mecburen
bunu değerlendirmek durumunda kalıyoruz. Ben özellikle şunu söyleyeyim. Yani orada 46 vatandaşımızın şehit olmasından gerçekten derin üzüntü duydum. Yani cumartesi, pazar günü sürekli gözlerimiz haber kanallarındaydı. Ve orada çok fazla ocak yandı. Bu yeni bir dert mi alıyoruz başımıza bilmiyorum. Ama dün Sayın Başbakan'ın konuşması çok itidalliydi. Yani daha önce hiç açıklamadığımız, hiç genel olarak daha böyle bir fevri davranış beklerken Sayın Başbakan aynı senin söylediklerini söyledi. Yani uçağın düşürülmesi, bombaların bu tarafa işte patlaması, Cilve Gözü sınır kapısındaki patlama, bu olay. Yani bir güç orada hani 8-9 kişi gözaltına alınmış. Olayın içeriğini ve ayrıntısını ben bilmiyorum. Ama alınanlar herhalde bunlar kendi başlarına hadi gidelim biz bomba patlatalım diyecek değil. Değil tabii. Değil. Yani burada bence çok büyük bir oyun oynanıyor. Ve buradaki oyunun temel şeyi de, amacı da Türkiye'yi direkt olarak bu ateşin içine çekmek gibi geliyor bana. Çok net, provokasyon. Evet. Yani ama bunu kim çekmek istiyor? Yani Türkiye'yi bunun içerisine kim atmak istiyor? Bu çok önemli. Şimdi zaten uluslararası basındaki yankıları vesaire okurken resmen adeta hadi bakalım şimdi Türkiye göster kendini, ne yapacaksınız tarzında böyle bir hava var yani. Ve bu hava çok rahatsız edici bir hava. Yani bir savaş dediğiniz şey öyle hani basit bir kelime değil sonuçta. Ve ben şu an endişeliyim şeyden. Yani ileride bunlar devam edecek olursa ki daha önceki uçağın düşürülmesi konusu da kapalı kaldı. Yani o uçak evet. Nasıl düştüğü konusunda da doğru. Biz hala belli değil, bilmiyoruz. Belli yani. Değil yani bilmiyoruz gerçekten. Sonra işte şehit pilotlarımızın bulunması, denizin dibinden çıkartılması vesaire. Bakıyorsun bunu kim yapıyor, nasıl yapıyor ve burada Türkiye'nin Suriye'ye girmesiyle kimin çıkarı en yüksek olur? Düşündüğün zaman ben gerçekten ürküyorum yani. Hı hı. O anlamda Sayın Başbakan dün bunu açıkça söyledi. Yani biz bir oyunun içine çekilmeye çalışılıyoruz. Türkiye bu konuda şey yapmayacak diye. Yani itidalli davranacak. Büyük devletler böyle durumlarda heyecanını kontrol edebilenlerdir diye. Şimdi bu önemliydi bence bu açıklama. İnşallah ileride biz bir Suriye ile karşı karşıya gelme durumumuz olmaz. Çünkü o zaman çok fazla dengelerin değişebileceğine dair his var içimde. Yani öyle bir uzman değilim. Uluslararası ilişkiler uzmanı da değilim. Hı hı. Ama hala Hasan Könü'nün söylemiş olduğu o yani Suriye üzerinde baskı oluşturma konusunda İngiltere'nin ekonomik sorunları nedeniyle şey yapmaması, ilgilenmemesi, Fransa'nın vesaire. Şimdi burada en yakın Türkiye. Ve biz bu işin içine çekilmeye çalışılıyoruz. Yani çok, bu, çok evet. Açık. Çok açık. Ve bence asla girmemeliyiz, yapmamalıyız ve çok daha dikkatli olmalıyız. Yani içeride bizim MIT çok daha iyi çalışmalı ve gerçekten bu tip saldırıları önceden... Önlenmeli. Ama bu böyle öyle hakikaten sıradan bir şey değil yani. Yani o bombanın açtığı delik inanılmaz yani. Onun, o kadar büyük, o kadar... Müthiş bir bombayı nasıl götürebiliyorsun oraya kadar ve... Hocam vallahi çok iddia var ama tabii her şeyde konuşamıyoruz biliyorsunuz. Bir taraftan da bir yayın yasağı var. Evet, evet. Biz sadece gördüklerimizi... Evet, gördüklerimiz üzerinden. Ama işimiz gereği de piyasalar üzerinde etkisi tabii ki bu sabah bir miktar olacak. Yani şeyler, uluslararası yatırımcılar ve yatırımcılar şeye bakmaz. Yani burada hiçbir zaman onların hani manevi bir şeyi yoktur. Yani direkt olarak ben para kaybedecek miyim, kaybetmeyecek miyim evet. Odaklanır. Böyle bir durumda acaba Türkiye ne yapacak? Böyle bir olasılık var mı? Sıcak çatışmaya girme olasılığı var mı sorusunu sorar ve ona göre fiyatlama yapar. Ama dün Sayın Başbakan'ın açıklamaları sonrasında en azından piyasalar bugün çok daha rahat olacaktır. Yani bu olay eğer piyasa açıkken hafta içerisinde olmuş olsaydı o zaman etkisi çok şiddetli olabilirdi ama şu ana kadar en azından cumartesi ve pazar günü bayağı ciddi bilgilendirildi herkes, vatandaşlar yapılan basın toplantılarıyla. Burada hükümete ve yönetenlere de önemli görev gerçekten bilgilendirmeye devam etmeleri. Yani
Orada hakikaten en önemli şey bilgi. Yani her şey için bilgi. Yani piyasa için de bilgi. Ne kadar çok bilgilendirirseniz ve hani dereceye, bir dereceye kadar şeffaf olursanız, ki bu işlerde çok fazla şeffaf olmaya da gelmiyor. Onu da anlayabiliriz. Yani her şeyin açıklanmaması da lazım. Ülke güvenliği açısından açıklanmaması lazım. Bugün piyasalarda bunun etkisini bir miktar göreceğiz ama çok ciddi bir trendleri değiştirecek bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Fakat ama bundan sonraki gelişmeler önemli değil mi? Yani bundan sonraki alınacak kararlar, hükümetin alacağı kararlar ya da yapılacak açıklamalar, onlar belki hani dediğiniz gibi bugün çok fazla etkilenmeyecek. Cumartesi gerçekleşen olayın ardından bakanlar çıktı, açıklamalar yaptı. Evet. Ama bugün yeni gelecek açıklamalarla ya da yarın öbür gün yaşanabilecek başka gelişmelerle, dışarıdan gelebilecek açıklamalarla etkilenir mi? Yok, çok etkilenmez. Sadece bu tür durumlarda biz şunu biliyoruz. Bir defa hatırlar mısın, yıl kaçtı? 2006 olabilir, 2005 olabilir. Biliyorsun bir bankanın önünde... Evet, El-Kaide saldırıları o. El-Kaide saldırısında, o saldırı olduğunda, o terörist saldırı olduğunda piyasalarda çok büyük etki yaratmıştı. Ve daha sonra çabucak kendini toparlamıştı. Bu aşamada da çok fazla bilgilendirme olduğu için ama bir soru işareti oluşturdu şu an. Yani Türkiye'ye bakan yatırımcılar açısından bir soru işareti oluşturur. Önemli olan bundan sonra bu olay etkiler mi sorusunun cevabı şu. Bundan sonra bu tür bir olay daha meydana gelirse o zaman çok fazla etkisi olur. Yani asıl o zaman etkisi olur. Şu anki etkisi daha zayıf olacaktır. Hatta şu an biz bağlantı kuramıyoruz ama internette bir sorun var zannedersem. Hatta şu an hani şeye bakalım. Evet, şu an kurdum bağlantıyı. Şeyde acaba nasıl bir gelişme olmuş? Grafiği arkadaşlar verebilirsek vadeli işlemler borsasında nasıl bir hareket var şu an? İlk etkisini burada görüyoruz zaten. Evet. Vadeli işlemler borsası 110.375'ten kapanmış. Bu sabah 109.825'e kadar düşmüş. Yani yaklaşık bir 450 puan civarında bir geri çekilme olmuş. 109.800 ve şu anda da 109.875 civarında. Sonuç olarak yani şu seviyeden kapanmıştı. Bir sert düşüş, yaklaşık bir 700 puanlık bir düşüş var. 700 puanlık düşüşün ardından şu an 109.875 civarında, yani 400-500 puan aşağıda. Demek ki borsada da herhalde bir yaklaşık 200-300 puan bir aşağı hareket göreceğiz. Dolayısıyla endeks 89.569'dan kapanmıştı. Yani şu seviyeden kapanmıştı. Büyük bir ihtimalle 89.200-300 civarında bir açılış olacak endekste. Hemen bu olayın etkisi acaba dolara nasıl yansımış, ona bir bakalım. Dolarda da açılır açılmaz ki geçen cuma kapanışı 1.80.55, açılışta 1.80.75'i görmüş. Tekrar dolarda 1.80.55 seviyesine doğru bir geri çekilme var. Doların analizine biraz sonra geleceğim. Hatırlarsan 1.79 ve onun altındaki seviyelerde dolarda alım yapılabileceğini belirtmiştik. Evet. Nitekim 1.79'u gördükten sonra dolar yukarı doğru bir hareket yaptı. Bundan sonraki hareket ne yönde olur, ona biraz sonra değiniriz Barış. Peki. Ama şu aşamada en azından bu menfur saldırının piyasalar üzerinde etkisinin çok zayıf olacağını söyleyebiliriz. Peki hocam, bir kez daha bu vesileyle Allah'tan rahmet dileyelim kaybettiklerimize ve milletimizin başı sağ olsun diyelim. Şimdi bir başka parametre, geçtiğimiz bugün için etkisi var mı yok mu onu konuşacağım, soracağım size. G7 toplantısı Londra'daydı. Evet. Ne tür kararlar çıktı ve nasıl etkileri olur? Dünya ekonomileri hakikaten durgunluktan çıkabilecek mi? Evet, şöyle, G7 toplantısının iki tane çok önemli sonuç bekleniyordu. Bir tanesi, Japonya'ya G7 ne diyecek? Evet. Yani Japonya ciddi bir fırça yiyecek mi, yemeyecek mi sorusu önemliydi. Bu aşamada Japon yeni inanılmaz bir şekilde değer kaybetmeye devam ediyor. Bu tabii şeyler için çok güzel bir haber. Daha önce Japon yeni kredisi almış olan ve aylık bazda bu Japon yeni kredisini ödeyen ve ciddi zarar gören vatandaşlarımız için en azından Japon yenindeki bu değer kaybı muazzam bir o kişiler için imkan sağlıyor. Japonya'ya bir acaba şey çıkar mı
sorusu vardı kafalarda. Ne yapıyorsunuz kardeşim? Bu kadar da olmaz. Paranızın değerini çok düşürüyorsunuz. İşte Japon mallarını ucuzlatacaksın dünyada. Dış ticaret dengelerini kendi lehine değiştirmeye çalışıyorsun. Ama öyle bir şey çıkmadı. Dolayısıyla bunun üzerine de bugün Japonya'da %1'in üzerinde 1.5'a doğru bir şey var. Yukarı hareket var. Hı hı. Şimdi Japonya'nın grafiğini bir göstermek istiyorum Barış. Japonya'nın dolar Japonya'nın grafiği. Bu yukarı gitmesi dolar yukarı gidiyor. Yani 1 dolar eşittir 110 özür diliyorum 101.70 Japonya'nın geldi. Şimdi haftalıkta bu grafiğe bakacak olursak özellikle geçmiş dönemlerde yani 2000'li yıllarda 2005'lere kadar 2007'lere kadar ki 2008'den sonra Japonya'nın çok değer kazanmaya başladı krizden sonra ve burada asıl kritik noktalardan biri tam 101 seviyesiydi ve şu an Japonya'nın de tam o seviyeye geldi. Şu bölgede çift dip yaptığında Japonya'nın şu bölgede çift dip yaptığında özellikle burayı kırarsa en az 75'ten 85'e kadar olan yani 85'ten de 95'e kadar bir hareket olabileceğini ve burada bir direncin olduğunu 95 seviyesinde söylemiştik ki orada bir miktar 95'i geçemedi. 3-4 hafta ki burada gözüküyor hı hı. geçemedi. Daha sonra da Japonya'nın ekonominin özellikle büyüyeceğine dair beklentiler, Japonların bu parasal genişlemeyi sürdüreceği, üzerine bir de maliye politikasıyla destek vermeleri konusu olunca 101'e geldi. Peki bundan sonra Japonya'nın tekrar hani G7 toplantısı çerçevesinde söylüyorum. Devam edebilir mi? Evet devam edebilir. Ama artık bir miktar burada bekleme yapacaktır. Çünkü ben 95'e geldiğinde de bir miktar bekleme yapacağını, hatta şöyle bir 91'lere kadar, 92'lere kadar gerileyebileceğini, ondan sonra çıkacaksa çıkabileceğini belirtiyordum. Şu an 101,5 seviyesi, 100 seviyesi zaten kritik bir seviyeydi, psikolojik. Onun üzeri aşıldı ama orada bir miktar bekleyecektir artık. Hani daha fazla Japonya'nın da ne bileyim 110 da olacak ama bence. Yani 2013 sonuna kadar 110-115 civarına da gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü bu politikalar devam ediyor. G7'den de böyle bir sert tepki gelmeyince bir hızlı artış oldu dolarda. Gelelim ikinci konuya. G7'de ilk defa şunlar konuşulmuş. Ekonomilere destek vermek. Avrupa Merkez Bankası'nın parasal genişlemesi ki geçen toplantıda biliyorsun faizleri indirdiler. 0.75'ten 50.50'ye indirdiler. 25 bas puanlık bir indirim vardı. O 25 bas puanlık indirim bir genişleme olarak görülüyor. Bir de Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi şöyle söyledi. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin varlığa dayalı menkul kıymetlerini alabiliriz şeklinde. Bu Türkiye'de vıdımık olarak bildiğimiz Avrupa'da da ABS olarak tanımlanmış durumda kısaltılmış adı. Varlığa dayalı menkul kıymetleri alabiliriz demek gerçekten küçük ve orta ölçekli işletmeler çok zor durumda ve burada işsizlik çok artıyor Avrupa'da. Artık sonuna gelinmiş durumda kemer sıkmanın ve kemeri daha fazla sıkamayacaklarını anladılar ve büyümeye geçiş var. Yani büyüme politikalarına geçiş var Avrupa'da. Artık bütçe ve mali disiplin ikinci plana itilecek, büyüme ön plana alındı. Bu G7'den bu karar çıktı. Nasıl yapılacağı söylenmedi. Yani ne yapacak da Avrupa Birliği bunu sağlayacak? Bunu açıkça söylemediler. Ama tahmin ediyorum Avrupa Merkez Bankası burada çok aktif bir rol oynayacak. Ve Avrupa Birliği'nde de ekonomilerin özellikle önümüzdeki 3-4 aylık dönemde canlanmaya başladığını göreceğiz. Amerika'da zaten geçen hafta gelen veriler, gerçi çok fazla veri yoktu ama önceki haftaki veriler çok iyiydi. Yaklaşık bir aylık, 1.5 aylık kötü verinin ardından Amerika'da çok iyi veriler gelmeye başladı. Avrupa'da geçen hafta Almanya'dan gelen veriler çok çok iyiydi. Yani beklentilerin çok üzerinde geldi. İşte imalat sanayi üretimi, sanayi üretim endeksi vesaire. Bunlar çok iyi geldi. Almanya'nın dış ticaret dengeleri çok iyi geldi. Dolayısıyla Avrupa'da bir büyümeye geçiş demek Türkiye için de önemli bir talebin oluşmaya başlaması demektir. Yani Türkiye'nin büyümesinde de sıkıntı var ilk 3 ayda. Sanayi üretim verileri bunu gösteriyor. Ama benim tahminim ikinci çeyrek daha olumlu olacak. Hem Avrupa için daha olumlu olacak hem de
Türkiye için daha olumlu olacak. Türkiye'de büyümeyi biz tahmin ediyorum ikinci çeyrekte başlatacağız. Çünkü 2012'de üretilen mallar satılamadı ve stoklar birikti. Dolayısıyla ilk 3 ayda ancak o stoklar eritilebildi. O yüzden üretim artmıyor bence. Üretimde o yüzden bir sıkıntı var. Ama 3. aydan sonra bizde üretimde artacak. Dolayısıyla G7 toplantısından öyle korkutucu bir şey değil. Çok olumlu bence sonuçlar çıktı. Orta vade için çok net en azından radikal bir değişiklik var. Politika değişikliği. Mali disiplinden parasal genişlemeye. Evet. Hocam şimdi birazdan reklama gideceğiz. Reklam sonrası borsayı, altın, doları çok daha detaylı konuşacağız ama isterseniz biraz altına değinelim. Çünkü sorular altınla ilgili daha ziyade geliyor. Evet. Mesela Umut Bey sormuş. Diyor ki altın bundan sonra yukarı mı hareket eder, aşağı mı? Alsat seviyeleri nereler olmalı diye sormuş. Bir bakalım isterseniz. Şimdi Umut Bey bir daha mail atsın. En azından altında hani TL'yi mi soruyor, doları mı? TL çünkü de soruluyor. Kemal Öztürk de TL'yi sormuş mesela. 84.500 lira alınır mı? Beklemekte fayda var mı demiş o da. Ons bazında bakalım. Ons bazında baktığımızda Barış şöyle ki, hani FX piyasalarında işlem yapanlar ons bazında izliyorlar ve onlar genel olarak daha çok trade amaçlı izliyorlar. Yani alayım ben uzun vadeli tutayım değil. Ama evet, Türk vatandaşı daha çok altını alıp bir kenara atıp uzun vadeli sigorta olarak düşünüyor. Dolayısıyla vade farklı olunca o zaman analiz farklılaşıyor. Yani kısa vadede alsat yapan birine söyleyeceğiniz şeyi uzun vadeli bir yatırımcıya söylememeniz gerekiyor. Şu an grafiği alabilirsek arkadaşlar ekrana, grafikte göreceğiz. Bu altın en son 1320 doları gördükten sonra, günlük grafik bu, buradaki sert düşüş gördükten sonra 1480 dolara kadar geldi. Ben de hatırlarsan artık bu 1480 dolar civarından çok alım önermiyorum. Alım için 1500 ve 1505, 1510 civarına gelmeli ki, yani burayı yukarı kırmalı ki o zaman alım yapılabilsin. Genel olarak böyle belirtmiştim. Diğer taraftan aşağı yönde bir miktar hareketin olabileceğini belirtmiştim. Alt geçmiş yayınlarımızda var bu. Şu kanal kırıldı aşağı tekrar. Yani şu kanal aşağı kırıldı. Bu kanal yaklaşık 1450 kanalı. Bunun altına geçti altın. Kısa vadede dolayısıyla bir sıkıntı var. Yani kısa vadede bunun altında eğer bir gün daha kalırsa tekrar bir sert düşüş görürüz. Altında gerileme için şartlar da var Barış. Çünkü Amerikan Merkez Bankası'nın artık bu basılmış olan, alınmış olan tahvilleri vesaire yeniden sisteme vermesi ve bir miktar parasal genişlemeyi kısıtlaması. Yani 85 milyar dolarlık her ay alım yapıyor. Bunda bir miktar belki kısıntıya gitmesi söz konusu olacak. Eğer öyle bir şey olursa, şimdi altında şu seviye yaklaşık olarak 1490 seviyesi. Yani şu seviye. Şu seviyede 1450 seviyesi veya 1445 diyebiliriz. 45 dolarlık bir fark var şu aralıkta. Dolayısıyla bu farkın kadar, yani aşağı doğru çektiğimizde 1400 dolara geliyor. Yani şuradan bir çizgi çizdiğimiz anda şu kanal kadar aşağı inmesini bekleriz. Dolayısıyla benim tahminim altın bir miktar aşağı inecek. Aşağıya 1400 dolarlara doğru inecek. Hı hı. Ve dolayısıyla da orada çok şey yapmamak gerekiyor. Altında şu an kısa vadeli pozisyon çok fazla öneremiyorum. Yani bu seviyede kesinlikle altının yukarı gitme şansı az. Yani şu son gelişmelere baktığımızda, ekonomiler büyüyorsa, genel olarak büyüme gelecekse, henüz enflasyon yoksa altının yukarı gitme şansı az. Bu şeyi aşağı kırmış durumda bir miktar. Tekrar içeri girebilir. İçeri girse de 1475 dolar, 1480 dolar çok sınır. Yani 1485'e geldiğinde ben short pozisyon öneririm. 1505 stop olmalı. Evet. Ama aşağı yöndeki şeyde de 1400'e kadar düşüş olabilir önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde, böyle değerlendirebiliriz. Peki. Bir de kısaca bir cümleyle şey söyleyeyim. Tamam, TL bazında altına reklamdan sonra bakalım. TL bazında altında da dolar TL kuru çok etkili oluyor. Hani evet, altın hiç değişmese bile dolar TL kurundaki değişim altını çok fazla etkiliyor. Onu da reklamdan detayına sonra. Detayına reklamlardan sonra bakalım. Kısa bir reklam aramız var, ardından devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Bank Asya'da.
Paranın rotası devam ediyor. Hocam, dolar Türk lirasında kaldık. Altın Türk lirasında, oradan devam edelim. Evet, şimdi Barış, altında dediğim gibi hani TL bazında fark ediyor. Cuma günü altındaki düşüş nedeniyle TL bazında da gerilemişti. Grafiği verebilirsek bu net bir şekilde görülüyor. Daha önce şu seviye, yani 85 lira seviyesi, 84 lira 85 lira aralığı bir direnç oluşturdu. Arkasından şu seviyede 83 lira civarında bir destek oluşmuştu. Cuma günü itibariyle de altında biz yaklaşık olarak 82.30'u gördük kapanış olarak. Yani bu serbest piyasadaki kapanış olarak düşünebilirsiniz bunu. Dolayısıyla altında benim daha önce de televizyonda bu programda yapmış olduğum analizlerde şu bölgeyi kıramıyor. Yani grafik üzerinde verdiğim şu kısmı bir türlü yukarı geçemedi altın. Tek bir sebebi var altının yukarı geçememesinin ve hatta şu yükselişin tek bir sebebi var: fiziki talep. Yani insanlar gitti, kuyumculardan altına hücum etti. Yani bu yükselişin önemli bir sebebi fiziki talep. Bu sadece Türkiye için konuşmuyorum. Yani Hindistan'da, Çin'de, işte Pakistan'da, Türkiye'de altına çok ciddi bir talep oldu. Bu talep tabii insanlar aldı ve beklemeye başladı şu an yükselirken. Şimdi aşağı kırmış gözüküyor. Benim tahminim altın 80 liraya kadar civarında bir gerileme yapacak. Yani şu an 81,5, 82 lira civarında, 83 lira civarında. Ve 80 liranın altına geldiğinde de buralarda bekleme yapar. Yani pek fazla 80'in altını beklemiyorum ama 78-80 aralığına gelirse daha önceki 1320 dolar seviyelerine gerilemiş olacak. Böyle bir durumda kesinlikle yatırımcının, ama bugün biraz yükselecek şeyden dolayı, dolarda bir miktar yükseliş var. Hem cuma günü hem de bu sabah yükseliş var. Artı Türk tahvillerinin faizlerinde de bir artış var bu sabah itibariyle. Dolayısıyla altın bir miktar toparlayabilir yukarı doğru. Ama kısa vadede, sadece önümüzdeki 3-5 ayda altından çok fazla bir şey beklememek lazım. Yani 80'in altına geldiği her yerde altın alınıp bir kenara atılmalı, onu söyleyebilirim. Ama trade amaçlı bakanlar bence hani satıp alttan almayı deneyebilirler. Altında genel görünüm böyle. Peki hocam, şimdi Aydın Yağcı bir soru sormuş. Diyor ki şu an faiz cephesinde 26 puanlık bir sert yükseliş oldu. Bu yükseliş bizi nasıl etkiler? Yükselişin sebebi acaba bu Hatay'daki patlama olabilir mi? Evet, aynen, Hatay'daki patlama. Çünkü bu yükseliş uzun sürmedi Barış. Yaklaşık olarak 5 dakikalık grafiklere bakarsak şöyle, açılıştan itibaren, şimdi grafiği verecek arkadaşlarımız, açılıştan itibaren hemen açılır açılmaz yaklaşık 5.30'a doğru bir yükseliş oldu. Ve grafikte şu çubukla görüyoruz biz. Ama şu an çizgi halinde görüyoruz şu bölgeyi. Ki açılır açılmaz, yani seans açıldığında kapanış seviyesi 5.03'tü. Cuma günü 5.03'ten kapanmıştı faiz. Yani faiz bu seviyelerdeyken 25 bas puan bir yükseliş bayağı sert bir yükseliş anlamına geliyor. Dolayısıyla en yüksekte burada 5.29'u görmüş ama şu an olduğu seviye, yani şuradaki belki izleyiciler onu görmekte zorlanıyor olabilir. Şurada bir çubuk var. Şu an geldiği seviye 5.07 seviyesi. Tamamıyla bu hemen seans açılır açılmaz, yani tahvil bono piyasasında işlemler başlar başlamaz en aktif tahvilde gerçekleşen ilk işlem. Orada satışa geçmiş piyasa ilk 5 dakika içerisinde ama ardından şu an tekrar sakin bir durum söz konusu. Peki hocam, şimdi isterseniz hazır hani BIST'e nasıl etkiler demişken dedik ya, biraz analize derinlemesine girelim. VOB'a baktınız siz, nasıl bir başlangıç olacağını hem konuşalım hem de özellikle mesela böyle durumlarda yatırımcı nasıl hareket etmeli? Siz, çünkü aslında bizim de en büyük, en önemli işlevimiz, sizin de öyle. Hani yatırımcı bir şekilde bu yatırım yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğini aktarmak. Evet. Böyle pozisyonlarda nasıl bir tavır almalı? Ya, bu tür zamanlarda Barış, özellikle en önemli şey sakin olmak. Şimdi geçen bir tane tweet okudum. Birisi bir tweet yazmış, onun üzerine bir başkası yazmış. Yapılan çalışmalar işte bayanların hisse senedi yatırımlarında erkeklere göre çok daha başarılı olduğunu gösteriyor diye.
Cevap veren de demiş ki bu çalışma nerede yapılmış, hangi bilimsel metotlar kullanılmış vesaire vesaire sormuş. Tweet'te benim adım şöyle geçiyor. Cevap veren de demiş ki bunu Yaşar Erdinç'e sorur şeklinde bir şey söylemişler. Şöyle Kahneman 2002 yılında şey aldı, Nobel ödülü aldı. Bu psikolog kendisi. Tversky ile yapmış olduğu çalışmalarla. Tversky daha sonra öldü. Yani psikolojik durumu matematik modelini oluşturdular. Yani senin yaşadığın bir psikolojik olayın matematiksel modeli demek. Yani bu pek insanın kafası almıyor ama. Ve Kahneman yaptı bu çalışmaları. Nobel ödüllü bir kişi. Bayanların çok daha başarılı olduğunu istatistiksel olarak da buldu. Evet, sebep ne biliyor musun? Bayanlar erkeklere göre daha soğukkanlılar. Erkekler daha sıcakkanlı, çabuk parlayıp çabuk sönen, anında heyecanlanabilen. Ama bayanlar çok daha sakin karşılayabiliyorlar gelişmeleri, olayları. İşte bu tür zamanlarda da yani şu olay, şu patlama borsanın borsa hareket ederken olmuş olsaydı. Hani ilk duyduğunuz anda daha bu haber düştüğü anda piyasa bir satış yer. Yani o anda satabiliyorsan tabii ki satabilirsin ama üzerinden en fazla 2 dakika. Yani 2 dakika geçtikten sonra haber duyuldu, piyasada çok ciddi çalkantı var. Geçtikten sonra eğer şey yaparsanız, harekete geçerseniz orada büyük bir ihtimalle en dibe yakın yerlerden satmış oluyorsunuz. Hele 5 dakika geçtikten sonra hiçbir etkisi kalmıyor. Şimdi bu tür durumlarda 4 ana soru sorulur herhangi bir olayda. Yani bu patlama olması değil. Önemli bir olay var. Yaşar Erdinç Boğaz Köprüsü'nden kendini atacak. Bunun piyasalar üzerinde ne etkisi olur? Değil mi? Böyle bir şey sorsan herkes güler geçer. Ne etkisi olacak? Hiçbir etkisi olmaz. Hocam peki, kötü örnek verdiniz. Vermeyin böyle örnekler. Ya şöyle diyorum yani şunu söylemeye çalışıyorum. Herhangi bir olay etkiler piyasaları. Herhangi bir olay etkileyebilir. Ama bunun gerçekten hangi boyutta etkileyeceğini bulabilmek için 4 soru sorman gerekiyor. 1. Eğer A şahsı bu hareketi yaparsa veya bu şey, ekonomik büyümeyi nasıl etkiler? 1. Ekonomik büyüme üzerinde etkisi olur mu? 2. Siyaseten kadroları etkiler mi? Hükümetin düşmesine kalmasına sebep olur mu? 3. Ekonomik politikaları etkiler mi bu olay? Yani ekonomi politikalarında değişikliğe sebep olabilir mi? Politikadan sonra ekonomik, hani büyüme demiştim ya. Hükümetin devamlılığını etkiler mi sorusunu soruyoruz. Ekonomik politikalarını etkiler mi? Büyümeyi etkiler mi? Sorusunu soruyorsun. 4. maddeyi şu an hatırlamadım. Ben yazmıştım onu. Neyse şu an borsada açıldı yaklaşık evet. Yaklaşık 300 puan aşağıdan açıldı. Çok fazla evet. Bir etkisi de yok. Hocam bu arada bir şöyle söyleyeyim. Bunu etkiler mi dedim. Bu olay hükümetin devamlılığını etkiler mi? Etkilemez. Ekonomik politikalarda değişikliğe yol açar mı? Yok. Merkez Bankası'nın maalesef yol açmaz. Peki ekonomik büyümeyi etkiler mi? Orada %10 etkisi var. Nasıl bir etkisi var? Eğer Türkiye bu savaşa çekilecek olursa tabii, bu ekonomi üzerinde ciddi ihracatı, cari açığı çok etkileyebilir böyle bir durumda. Çünkü savunma harcamalarının artması bir anda bütçeyi dengesizleştirir vesaire. Ben de o yüzden işte pazar günü Sayın Başbakan'ın açıklaması rahatlattı diyorum. Çünkü onun açıklamasında görüyorsun ki hayır böyle bir savaşa körü körüne asla böyle bir şeye körü körüne karşılık vermeyeceğiz. Temkinli duruş dolayısıyla oradan da bir tehlike yok dedim. Bu nedenle bu tür zamanlarda yatırımcılar bu soruyu sorsunlar, cevap versinler ve ona göre pozisyon alsınlar. Şu an borsa açıldı. İstersen evet. İlk dakikalara bir bakalım. 89.200 seviyesinde. Bugün borsada beklediğimiz hareket tarzı da 89.000'e 89.500 aralığında bir açılış olur dedim. Ve yaklaşık olarak da bugün şu seviyeyi aşağı kırmamaya çalışacaktır borsa. 88.250 seviyesi. Bu 88.250'ye kadar gerileyebilir. Ama şunu söyleyeyim. Eğer 88.000'in altında bir kapanış gerçekleşirse şu şekilde o zaman 86.700'e kadar geri çekilme yapar. Fakat bugün için 88.000 üzerinde tutunacağını ve genel olarak da 89.750 civarında bir kanal oluşacağını ve bu aralıkta
sıkışacağını, bir miktar bugün geri çekilme yapılacağını düşünüyorum Borsa'nın. Hocam şimdi son 3 dakikamız. Bir soru var Kemal Bey'den. Diyor ki aşağıdaki yatırımcı profili hakkındaki yorumunuzu merak ediyorum demiş. Elimdeki küçük kumbara tasarruflarını bile BIST'te temettü geçmişi ve gelecekte de sizlerin verdiği bilgilerle faydalı olacağını düşündüğüm hisselere 300-500 liralık hisse kumbarası yapıyorum. Bu yatırımcılık hisse senetleri piyasasında faydalı mıdır? Çocuğum için hisse kumbarası oluşturuyorum demiş. Ben bir şey söyleyeyim. İşte yatırımcılık bu. Böyle yapan birisinin piyasayı izlemesine gerek yok. Yani piyasayı şöyle izler. Ben iyi yatırımcı ne yapar biliyor musun? Hiç fiyata bakmaz. Bir şirketi oturur, faaliyet raporunu okur, geçmişini inceler. Der ki ben bu şirkete ortak olayım der. Bunu dedikten sonra da sadece neyi izler biliyor musun? Şirketin haberlerini izler. Şirket hakkında çıkan haberler, performansını, şirketin şu ana kadar göstermiş olduğu performansı bozacak bir haber mi değil mi? Eğer bozacak bir haberse o zaman ancak hisseyi değiştirmeyi düşünür. Yok fiyat düştü %5, şimdi bir şey mi oluyor vesaire değil. Önemli olan kesinlikle yatırımcının ayda 300 lira, 200 lira, 100 lira, 500 lira. Bugün bir mail daha aldım. Çocuğun 23 yaşında 1500 liralık geliri var. Diyor ki hocam ben diyor ayda diyor 500 lira bir kenara atabiliyorum diyor. Şöyle düşünüyorum şimdi diyor benim diyor amacım diyor kısa vadede falan hemen zengin olmak değil. Ama birikimlerim de erimesin. Ben diyor her ay diyor şu kadar liralık altın, şu kadar liralık hisse almayı düşünüyorum. Bu doğru bir yaklaşım mıdır? Hisseyi seçerken neye bakayım diyor. Bu neye bakayım sorusu o kadar derin ki aslında. Çok basit şeylere indirgeyerek söylüyorum ben. Mesela bir ayakkabıyı gidersin pazardan alırsın 20 liraya. Yani işportadan pahalıdır. Bir ayakkabıyı gidersin süper iyi bir yerden alırsın 150 liraya çok ucuzdur. Dolayısıyla 20 lira pahalıdır, 150 lira çok ucuzdur. Böyle değerlendirmek lazım. Tabii ki sürekli kar eden ve kar dağıtan veya kar dağıtmıyorsa bile büyüyen, cirosu her yıl hızlı büyüyen şirketlere yatırım yapılmalıdır. Evet. Ve bu şirketlerin bu performansı devam edip etmeyecek mi buna bakılmalıdır. Ama pahalı mı değil miye de bakılmalıdır. Yani evet. Çok pahalıdan da alınmamalıdır. O açıdan Barış, benim genellikle yatırımcılara söyleyeceğim şey çok doğru Kemal Sağar'ın söylediği şey. Çok iyi hisse kumbarası yapmaya devam etsin. Ve burada da dediğimiz kriterlere uygun. Bak sırf bu yüzden bugün web sitesinde de verdim. Bütün şirketlerin bilançoları açıklanıyor. Öyle bir Excel dosyası verdim ki şirketin borsa kodunu yazıyorsun. Ne kadar kar etmiş, ne kadar satışları düşmüş her şeyi tek bir tabloda görüyorsun. Bugün web sitesine bağlanıp onları alsınlar. Peki hocam süremizi doldurduk. Çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah yine beraber olacağız. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz katkılarından ötürü. Biz şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.